Sevgili dostlarım, efendim merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. 1 Mayıs 2024 itibariyle karşınızdayım. Bugün her şeyden önce İşçi Bayramı, İşçi ve Emek 1 Mayıs, İşçi ve Emekçi Bayramınızı kutluyorum. Karl Orff'un Carmina Burana'sıyla açmak istedim bu yayını. Bugünkü bütün gündeme uyuyor aslında bu müzik. Sahne sanatlarından bahsedeceğim. Her şeyden önce bunu hemen belirteyim. Beni büyüleyen, bahsetmekten büyük mutluluk duyacağım ve ömrümün sonuna kadar da bahsedeceğim sahne sanatları başlığı altında olacak bu yayın. Gündeme çok uygun dedim. Karl Orff'un Carmina Burana'sı hem 1 Mayıs, dediğim gibi işçi ve emekçi bayramı olması dolayısıyla çok güçlü bir operadan bahsedeceğim size. Çok güçlü sahneye konulmuş bir prodüksiyondan bahsedeceğim. Aynı zamanda bugün sabah erken saatlerde Paul Auster'ı kaybettiğimiz haberi geldi. Onu hemen sosyal medyaya düştü, oradan takip ettim ve çok üzüldüm. Aslında bekliyorduk. Kanser hastasıydı ileri derecede. Fakat işte yani çok üzülüyorum çünkü Paul Auster çok çok modern çağdaş edebiyata modern düzeyde önemli kitaplar kazandırmış. Anlatımıyla, her şeyiyle, önemli diliyle, hikayeleriyle önemli açılımlar kazandırmış bir yazar. Dolayısıyla şöyle birazcık daha kısayım. Duyunca tabii ki, yani bekliyorduk ama duyunca tabii ki ister istemez üzülüyorum, üzüldük. Fakat sanat şöyle bir şey, sanat yaşayan bir şey, sanat asla ölmeyen bir şey. Bunu birazcık bugünkü yayının konseptiyle de uygun olarak anlatmaya çalışacağım. Özellikle sahne sanatları, özellikle müzik, özellikle sahnede gösterilen performanslar. Her şeyden önce bende kelime olarak tanrısal çağrışımı yapıyor. Sanırım bu tanrısallığını yani sahnede herhangi bir şey izlerken ve mest olurken ve o müziği de duyarken o kadar yükselmişken şunu düşünüyorum. Yorum ister istemez ben kendi şahsım adına söyleyeyim ama lütfen siz de fikirlerinizi yazın bu konuyla ilgili olarak. Kimse kendini bir şey zannetmesin noktasına geliyorum. O kadar tanrısal bir şey çıkıyor ki ortaya. Öyle tanrısal bir şey izliyoruz ki sahnede, insana dair, yaşama dair, hayata dair, tutkuya, aşka, nefrete, öfkeye dair öyle şeyler izliyoruz ki sahne üzerinde ve öyle şeyler duyumsuyoruz ki şu kulaklarımızla hakikaten çok tanrısal bir şeyden bahsedeceğim ama bundan nasıl bahsedeceğimi inanın bilmiyorum. Yani bahsedemeyeceğim daha doğrusu. Yani bunu da çok iyi biliyorum. Bahsedememe kaygısı da var bir yandan içimde. Çünkü ben Türkiye'nin her yerinde turnede olacak olan Devlet Opera ve Balesi'nin tüm etkinliklerini izlemenizi çok istiyorum. Beni anlayabilmeniz için. Yani bu tanrısaldan kastım ne? Kimse kendisini bir şey zannetmesin dememden kastım ne? Hayata dair, duygulara dair, insana dair, insanın yaşamda bırakmak istediği izlere dair bizi nasıl bu kadar yükseltebilir sahne sanatları? Bunu anlatamama kaygımı anlamanız için Türkiye'nin her tarafında turnede olan Devlet Opera ve Balesi'nin tüm etkinliklerini izlemenizi isterim. Yani daha doğrusu sahnelenen tüm performansları, tiyatro da bunun içinde bu arada, yani tırnak içerisinde onu da hemen söylüyorum efendim. Tüm sahne sanatlarından bahsediyorum. Tiyatro bunun içinde, özel tiyatrolar, devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi, solo performanslar, her şey bu söylediğim şeye dahil.
Özellikle de bazı prodüksiyonlar. Yani zaten bu yayını yapmamın sebebi efendim başlı başına Carmina Burana'nın sahneye konma şekli. 70 dakika boyunca bizi koltuklarımıza mıhlayan ve başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak şekilde bizi koltuklarımıza mıhlayan bir prodüksiyon izledim efendim 27 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde 250 kişinin sahnede yer aldığı, bir o kadar kişinin de sahne arkasında görev yaptığı, ışığından sahnesinin dekoruna ve sahnenin teknik bakımdan oynaklığı mı demeliyim burada bilmiyorum. Yani ona ne demeliyim bilmiyorum ama sahne inanılmaz indi, çıktı, yuvarlandı. Sürgülü raylarla desteklenmiş şekilde tüm balerinler ve baletler sahneye girip çıktılar ve hareketli bir sahnede danslarını gerçekleştirdiler. Düşünebiliyor musunuz? İnanılmazdı gerçekten. Bahsedeceğim efendim kaç 6 dakikadır 6,5 dakikadır konuşuyorum. Böyle özetlemeye çalıştım ama şöyle başladı. Beni şu anda Fizan'da bir opera var, Fizan'da bir tiyatro eseri var, Fizan'da bir işte orkestra şu eseri seslendirecek, şu eseri saracak, çalacak deseniz gelirim. O öyle bir uyanma yaşıyorum. Aslında bu uyanma hep yok muydu, vardı. Ben Carmina Burana'yı dinlemiyor muydum? Tabii ki dinliyordum her zaman. Yani o müzik kulağıma geldiği an her şeyi bırakıp, biraz önce açılışını yaptığım şekliyle, her şeyi bırakıp sadece o müziğe odaklanmak ve çok düşmüş bir vaziyetteyken bile, psikolojik olarak düşüksem bile, o müziğin beni birçok kez ayaklandırdığını birçok defa yaşadım elbette ki. Fakat şimdi bu prodüksiyondan biraz bahsetmek istiyorum. Bu yayının sebebi olarak şöyle başladı efendim. 29 Ekim de Galataport'ta bir 100. Yıl Cumhuriyet Doğuş Senfoni Orkestrası'nın 100. Yıl Cumhuriyet etkinliğine katıldım efendim. Halka açık bir etkinlikti. Ondan beridir beni tutabilene aşık olsun. Yani iyi ki de takip etmeye başladım. Ve peş peşe işte bu biletleri alarak izlemeye başladım sahne sanatlarını tekrar. Tekrar döndüm diyeyim. Tekrar uyandım diyeyim hatta. Sonrasında Carmen, onun broşürünü bulamadım. Acaba hangi çantamda onu bilmiyorum. Hemen arkasında Carmen'i izledim. Carmen'den de bahsettim size, biliyorsunuz. Bu yayında tekrar bahsedeceğim. O da inanılmaz bir prodüksiyon olmuş. Onun da galasındaydım. Bahsettim size bugün, tekrar bahsetmiştim zaten, bugün tekrar bahsedeceğim. Ve arkasına hemen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair efendim Burhan Öcalan'ın da partisyonda eşlik ettiği bu etkinliğe katıldım. Sonrasında Carmina Burana'nın efendim gördüğünüz üzere yeniden sahneye konulan prodüksiyonunu izledim. Şimdi bir kere şöyle bir durum var. Tan Sağtürk biliyorsunuz Devlet Opera ve Balesi'nin başına getirildi. Ve farkı görüyoruz şu anda. Farkı hissetmemek mümkün değil. Zaten kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle bir şey söylemiş. Operayı tekrar herkese sevdirmek, dinletmek ve izletmek için görevimin başındayım diye bir cümle kuruyor. Tam böyle olmayabilir ama buna yakın bir cümleyle Tan Sağtürk kafasındaki yeni opera ve bale konseptini aslında cevabını vermiş oluyor. Şöyle bir şey bence niyet edilmiş. Tan Sağtürk başta olmak üzere tüm ekip şöyle bir şey niyet etmişler. 70 dakika boyunca mıhlayacağız yerine seyirciyi. Ve bunun için demiş ki Tan Sağtürk, bence böyle deyip demediğini bilmiyorum tabii. Tüm imkanlarını, tüm teknik imkanlarını seferber ediyoruz. Bu konuda hiçbir şeyden kaçınmayacağız. Yeter ki sahneye muazzam bir gösteri konsun. Ki öyle de olmuş zaten. Mutlaka bir takım aksaklıklar yaşanmıştır ama bir tanesi bile bize yansımadı. Öyle söyleyeyim. Bir tanesi bile yansımadı. Zaten ışık muazzamdı. Biraz önce dediğim gibi sahne
Ye, konuş şekli muazzamdı. Sahnenin kullanılışı muazzamdı. Hiç kimse bir çay molası vereyim, bir kahve molası vereyim diye bir girişimde bulunmadı. Hatta bu eserin bazı yerlerinde müzik nasıl dan diye başlıyorsa, bam diye başlıyorsa yani, bam diye de bitiyor. Yani tık diye bitiyor eser. Ve orada herkes, hepimiz alkışlamak için bekliyoruz. Hani bir ara olsa da hemen alkışlasak, hemen beynimizi belli etsek diye bekliyoruz. Ha, gerçekten de öyle oldu. Ama orkestra muazzamdı. Hiç bozmadılar. Hiç bozmadılar sahne üzerindekiler de tabii. Onlar biz alkışlarken dahi olması gerektiği üzere devam ettiler efendim. Devam ettiler. Müzik bitip biz arada alkışlarla onlara muazzamsınız desteği verirken, bravo desteği verirken onlar devam ettiler. İşin bu profesyonel yanı da harikaydı gerçekten. Seyirci, sahne, eser müthiş bir uyum içerisindeydik. Bu her zaman yakalanabilen bir durum olmasa gerek diye düşünüyorum. Şimdi Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tansu Atürk efendim, Müdür ve Sanat Yönetmeni Caner Atgün, çok teşekkür ediyorum kendisine, gerçekten muazzam. Şurada hemen isimleri, reji efendim, bu performansı, bu gösteriyi sahne üzerine koyan yönetmen, rejinin başında bulunan Volkan Ersoy, çok teşekkür ediyorum. Tolga Atalay Ün, orkestra şefi efendim, çok teşekkür ediyorum. Rejide bir başka isim Ayşem Sunal Savaş Kurt, çok teşekkür ediyorum efendim. Hakikaten muazzamdı. Koreograflar inanılmazdı çünkü bakın, koreograflarla ilgili de şöyle de bir şey söyleyeyim. Çocuk korosu, çocuk dansçılar, yetişkin korosu, yetişkin dansçılar, modern dansçılar ve baletler, balerinler. Yani sahnede 250 kişinin olması kesinlikle tesadüf değil. Yani bütün bunlar tıkır tıkır işleyen bir sırayla, hiçbir şeyde şaşmaksızın sahneye giriş çıkışları harikaydı. Böyle bir şeye haftalarca çalışmış olamazsınız ya. Eğer haftalarca çalıştıysanız, burada tekrar ayakta alkışladığımı size belirtmek isterim. Size tek tek sarılıyorum gerçekten. Özellikle sahne üstündeki o performansı gösteren herkese, orkestra şefine, herkese, sahne arkasındaki herkese tek tek sarılıyorum. Eğer bu işi birkaç haftalık kotardıysanız, yani sadece sarılıyorum. Hiç bırakmaksızın sarılıyorum size. Çünkü böyle bir şeyin hazırlığı aylarca sürebilir ancak. Aylarca sürebilir. Çünkü sadece hani şey de değil, müzik, sahneye giriş çıkışlar, ışık, tamam, bunların hepsi destekliyor meseleyi ama bir de koreografi var. Koreografi var. Yani hepsi için ayrı ayrı, her sahne için ayrı ayrı koreografi var. Bakın, koreografları okuyorum efendim. Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz, Ferhat Güneş. Çok teşekkür ediyorum. Bir yerde ya, sahnenin hangi güzel şeyini saysam ama bir tanesini söyleyeceğim. Balerinler yere, sahnenin ortasına, böyle 7-8 tane balerin yattılar yüzüstü ve bir balık, yani sanki denizdeymişcesine, bir balıkmışçasına yüzme performansı göstermeye başladılar. Ve o yüzerken bazı balıklar denizin yüzeyinde sıçrar ya ve şap şap diye ses çıkar. Belgesellerde görmüşüzdür bunu mutlaka. O sazanlar atlarken ve işte kuyruklarını oynatırken denizin yüzeyinde bir ses çıkarırlar, böyle pata 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 diye. Onu yaptılar, biliyor musunuz? Ve bunu öyle bir koreografiyle, öyle bir uyum içerisinde yaptılar ki, arkamda bir kadın seyirci şey dedi. Şu an muazzam bir şey yapıyorlar. Şu an muazzam bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar böyle falan dedi ve ben hakikaten o sahne de bittikten sonra, müzik kesildikten sonra hani bravo sesleriyle tekrar alkış koptu bütün AKM'nin o büyük salonunda. Ve bunun gibi inanılmaz başka sahneler, inanılmaz başka
başka bir şey yapıyorlar yani. Bence dünya premieriydi, biliyor musunuz? Yani sadece İstanbul'da olan bir şey değildi, dünya premieriydi bu. Size biraz bilgi vereyim efendim. Hemen Karl Orff'la alakalı. İlgimi çeken şey şu, hemen onu belirteyim. Aslında çocuklara müziği ve operayı sevdirmek için yola çıkan bir müzik adamı Karl Orff. Bir kere bu çok dikkatimi çekti benim buradaki hayat hikayesini okuduğumda, bu kitaptaki hayat hikayesini okuduğumda bu çok dikkat çekiciydi benim için. Çocuklardan yola çıkıp böylesine yüksek bir eseri, böylesine tanrısal bir eseri çocuk korosunu da işin içine katarak, ki sahneyi çocuk açıyor bu arada, bir çocuk oyuncu açıyor efendim, elinde kırmızı bir topla. Umudu, benim yorumum o. Umudu ortaya çıkaran bir kırmızı toptu. O kırmızı top sonra en sonunda, eserin en sonunda tekrar kızın elinde beliriyor. Bu sefer yetişkin bir kadının eline veriyor efendim. Soprano, ondan da bahsedeceğim. Böyle bir konsept oluşturulmuş hikayede. Subay kökenli soylu bir aileden geliyor efendim. Alman besteci Karl Heinrich Maria Orff. 10 Temmuz 1895 tarihinde Münih'te doğuyor. Bütün 17 yaşına geldiğinde bir opera ve pek çok şarkı besteliyor. 17 yaşına geldiğinde 1914 yılına kadar Münih Müzik Akademisi'nde kompozisyon eğitimi gördüyse de kısa sürede akademik müzik çalışmalarından sıkılıyor. Her büyük sanatçıda olduğu gibi sıkılıyor ve başka şeylere, müzik adına, çünkü kafasında başka şeyler var. Müziğin çok yüksek bir duygu köprüsü yarattığına inanan bestecilerden biri ve çocuklara sevdirmeyi istiyor. En çok yapmak istediği şey bu. Hermann Zihler'den 1915 yılında piyano dersleri almaya başlıyor efendim ve evet, şuradan hemen çok ayrıntılı okuyayım efendim. Orff çocukları müziğe daha çok yaklaştırmayı ve bu sanata karşı yüreklendirmeyi gözeten yöntemleri 1930 yılında geliştirmeye koyuldu ve çalışmalarını, deneylerini 1954 yılına kadar sürdürüyor. 1935-36 yıllarında ilk olgun sahne eserini besteledi. Carmina Burana. Bu coşturucu sahne kantadı. 1937 yılında Frankfurt'taki ilk gösteriminden sonra Nazi Almanya'sında oldukça beğenildi. Çünkü yani çok erkeksi bir yandan da. Savaş tamtamları gibi bir yandan da. Tabii ki Nazi ve Alman ordusu, Naziler bu eseri tabii ki çok beğeneceklerdi. Bu bir tesadüf değil yani. Bence sürekli dinlediler savaş boyunca da bu eseri ve Karl Orff'un Nazi Almanyası'ndan dolayı tanınırlığı daha da artıyor. Olumsuz bir şey olumluya dönüşüyor efendim aslında Nazi Almanyası'nın böyle bir şey yapmış olması. Çünkü bir yandan da biliyorsunuz birçok sanatçıyı da yok etti Nazi Almanyası. Karl Orff bu sanatçılarda üretimiyle, yaptığı müzikle ayrı bir yerde duruyor. Bu da çok önemli bir ayrıntı bu eser adına. Başka bir önemli nokta efendim, bu sahne sanatları ve operalar adına başka bir önemli nokta. Carmen'de de bahsetmiştim. Edebiyatla, şiirle, romanla, hikayelerle kol kola giriyor olması. Carmina Burana'da da böyle bir durum söz konusu. Biraz sonra detaylıca okuyacağım, buradan okuyacağım. Carmen'de de biliyorsunuz efendim 3 Mart 1875'te sahneye konuyor Carmen. Bizet tarafından sahneye konuyor ve Prosper Mérimée adında Fransız kökenli bir yazar tarafından kısa bir roman olarak yazılıyor Carmen ilk etapta. Ve bunu Bizet sahneye o kısa romanı okuyarak koyuyor Carmen'i. Edebiyatla olan bu bağı da, bu kol kola girişi de, disiplinler arası
sanatın disiplinler arası bu etkisine de bayılıyorum ve işin edebiyata dayanmasına, edebiyatla hemhal olmasına da bayılıyorum. Edebiyatla olan birlikteliğine de bu anlamda bayılıyorum. Yani her şeyin kökeninde yazı var. Her şeyin kökeninde edebiyat var. Her şeyin kökeninde hikaye anlatma sanatı var. Hikaye yazma sanatı var. Carmina Burana'da da bu var. Bakın. Bakın şimdi 1803 yılında Almanya'nın Bavyera yöresindeki Barenduk Büren Manastırı'nda John Christoph van Aretin adlı bir kütüphaneci tarafından Latince bir el yazması keşfedildi. 11. 12. yüzyıllarda Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere üniversitelerinde felsefe ve ilahiyat eğitimi alan gezgin öğrencilerin elinden çıkmış metinlerdi bunlar. Yaklaşık 1225-1230 yılları arasında söz konusu manastırda yoğun bir çalışmayla derlendi ve kayda geçirildi. 112 yapraklık bu lirik şiir demeti, Orta Çağ şiirinin bilinen en büyük ontolojisidir. Codex Baranus olarak adlandırılan bu yazma, Bavira lehçesi üzerine araştırma yapan Alman filozof ve editör John Andreas Schumner tarafından Carmina Burana başlığıyla ilk kez 1847 yılında yayımlandı. Bir bölümü eski bir Bavira ailesine mensup Alman besteci Karl Orff tarafından 1937 yılında bestelendi ve müzik evreninde Orta Çağ lirikleri olarak çığır açıp gönülleri fethederek klasik müziğin başyapıtlarından biri olarak kabul gördü ve o Fortuna popüler kültürünün en tanınmış kompozisyonlarından biri haline geldi. İnşallah güzel okumuşumdur. Ya çok heyecanlanıyorum. Çünkü bakar mısınız 11. ve 12. yüzyıllarda Fransız, Alman, İtalyan, İngiltere üniversitelerinde felsefe ve ilahiyat eğitimi alan gezgin öğrencilerin elinden çıkmış olduğu tahmin edilen bu şiirler Carmina Burana olarak biz 21. yüzyılda böyle bir dijital çağda yine aynı şekilde etkilenerek ve heyecanlanarak dinliyoruz. 1937'lerde, 38'lerde sahneye konmuş, 1875'lerde sahneye konmuş, 1900 dedim biraz önce, çok özür diliyorum. Çok özür. Ya 1937 yılında doğru söylüyorum. 1937 yılında efendim sahnelenmiş Carmina Burana 21. yüzyılda 2024'te yeni bir rejiyle yine bizi heyecanlandırıyor. 1873 Mart 1875'te sahneye konmuş Carmen yine 27 27 Nisan'da 2024 yılında efendim sahneye konuyor. Tekrar yeni bir rejiyle biz yine heyecanlanıyoruz. Yani hikayelerin birbirine zamansal olarak el uzatmaları, zamansal olarak aynı duyguları bize yaşatmaları, o yıllarda yazılmış, o yılların hikaye kurmacasıyla, anlatısıyla yazılmış bir eserin bu yıllarda da bizi bu derece etkiliyor olması ve bizi hala kavrıyor olması inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey değil mi? Sanat inanılmaz muazzam bir şey değil mi efendim? Sanat söz konusu olunca herkes hiç kimse olmuyor mu? Yani o yüzden hani hiç kimse kendisini bir şey zannetmesin çünkü sanat var. Çünkü sanat var. Sanat kadar büyük bir şey var ve sanat da tanrısal, insanın kendine bu kadar iyi hissedebileceği başka hiçbir şey yok dedirten sanat var. Yani çok mu abartıyorum bilmiyorum. Çok abartmıyorum. Hayır, çok abartmıyorum. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Keşke böyle hepimiz kol kola girsek de birlikte gitsek, izlesek ve benim ne demek istediğimi anlasanız. Çünkü şu anda da anlayabildiğiniz ve o duyguların size geçtiğini tahmin ediyorum ama hakikaten dinlemenizi çok istediğim için bunu söylüyorum. Yani sahnede izlemenizi çok istediğim için bütün bunları söylüyorum. Hem disiplinlerin birbirine yüzyıllar boyunca edebiyat kökenli olarak el vermesi, hem o dönemde yazılmış, o dönemde izlenmiş eserleri bu dönemde hala bizim de izliyor ve heyecanlanıyor oluşumuz.
Bu kadar muazzam sanatçıların dünyadan gelip geçmiş olması ve şimdinin dünyasında yaşayıp bir eseri bu kadar iyi kavrayıp, eserleri bu kadar iyi kavrayıp, bu kadar iyi sahnenin üzerine koyan sanatçılar olduğu için hayatımızda çok şanslıyız. Yani bu bile başlı başına bir şans ve bu topraklarda gerçekten, bu ülkede gerçekten de bir daha söylüyorum bunu sevgili dostlarım. En iyi giden şey sanat, en iyi giden şey edebiyat. Ve ben bunun içinde bulunuyor olmaktan, bunları canlı olarak izliyor olmaktan, takip ediyor olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Başka ne söyleyebilirim diye bakıyorum. Şunları söyleyebilirim. Durun, daha bitmedi efendim. Ben 40 dakikayı doldurmadan size karşınızdan ayrılır mıyım? Ayrılır mıyım? Ayrılamam. Şimdi şey yapacağım size hemen. Şuradan bir şey okuma. Ha. Üç ana başlıkta toplanıyor. Buradaki rejinin Carmine Brunosu 25 bölümden oluşuyor. Carmine Bruno kantatı birbirinden farklı 6 koreografın anlatımıyla sahneleniyor. Biraz önce saydım. Şimdi efendim bakın aslında içeriklerine göre kabaca 4 başlık altında toplanıyor Carmine Bruno. Biz bu 4 ana başlık altında dinliyoruz. Bunu reji 3 ana başlık altında toplamış ama tabii ki bu 4 ana başlığı da gözeterek Carmina Marilia et Satiraki ahlak dersi veren yergi niteliğinde sosyal içerikli şiirler. İkincisi Carmina Veris e Amoris bahar ve aşk şiirleri. Carmina Lasorum et Patatorum kumar ve içki üzerine yazılmış şiirler. Carmina Divina dini içerikli şiirler olarak 4 ana başlık. Bakın şimdi asıl bahsetmeden asla bu yayını kapatmayacağım noktaya geldik. Şimdi Tolga Atalay Ün, orkestra şefi, onu söylemiştim efendim. Kevork Tavityan efendim ve Ufuk Toker seslendirmeyi yaptılar. Nazlı Deniz Süren ile beraber iki tenör, bir soprano şeklinde sesleri inanılmazdı. İnanılmaz. Kevork Tavitya'nın bir sahnesi vardı ve o kırmızı çarşafla böyle yukarı doğru süzüldüğü, yukarı doğru çıktığı bir sahne vardı. O sahne inanılmaz. O sahnede söylediği şiir inanılmazdı. Ses inanılmazdı. Ufuk Toker'in sahnenin önüne gelerek söylediği şiir, arkadaki dansçıların yaptığı dans, oradaki uyum inanılmazdı gerçekten. Nazlı Deniz Süren'in soprano Nazlı Hanım'ın solo performansı inanılmazdı. Üçünün de solo performansları inanılmazdı. Hepinize tek tek sarılmak istiyorum ya. Bu o kadar değerli değerli anlar yaşattınız ki bize 70 dakika boyunca sahne sanatları üzerine. O yüzden ayrıca bir video çekmek istedim burada. Sizinle de paylaşmak için sevgili dostlarım. Dediğiniz gibi bana deseniz ki şu an Fizan'da şöyle bir gösteri var. Hadi gel Aynur'cum gidelim. İnanın Fizan'a gelebilirim yani. O derece önemli, o derece beni besleyici bir unsur olarak opera ve bale tekrar hayatıma girdi ve İzmir'de Kuğu Gölü Balesi'nin premierini yaptı. Devlet Opera ve Balesi. Ben şöyle oldum. Yani niye İzmir'de yapıyor ki? Niye İstanbul'da değil ki diye böyle bir kıskançlık belirtisi gösterdim. Çünkü sahneye koydukları her şeyi Devlet Opera ve Balesi'nin hiç kaçırmamaksızın izlemek istiyorum efendim. 9 Mayıs'ta da Don Giovanni var. Oraya da gideceğim. O oyunu da izleyeceğim efendim. Bu premieri de izleyeceğim. Don Giovanni'yi de çok merak ediyorum. Mozart'ın biliyorsunuz bir eseri. Ve 11 Haziran, 12 Haziran diye yazmışım Instagram'daki posta. Fakat 11 Haziran'da ben olacağım tekrar. Carmina Burun'u izlemek üzere. Çünkü tekrar tekrar ve tekrar tekrar izlenmesi gereken bir eser olarak 15. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Festivali'nde 11 Haziran'da tekrar AKM'de olup Carmina Burun'u tekrar izleyeceğim. Don Giovanni'yi izleyeceğim.
Kuğu Gölü Balesi İstanbul'a geldiğinde izleyeceğim. Ve opera ve baleyi efendim biletini al uygulamasından böyle gün gün takip ediyorum. Tiyatroları da artık böyle takip ediyorum. Çünkü izlemek istediğim, çok ertelediğim. Maalesef işte 29 Ekim Cumhuriyet, Galata Port'taki Cumhuriyet konseriyle, Doğuş Senfoni Orkestrası'nın Cumhuriyet konserini izleyerek tekrar uyandığım Devlet Opera ve Balesi'nin tüm etkinliklerini artık kaçırmaksızın izlemek istiyorum. Elimden geleni yapacağım bunun için. Bu yayını izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen izlerseniz heyecanınızı, mutluluğunuzu, eleştirilerinizi veyahut da paylaşın, konuşalım ve lütfen gidin izleyin ya. Çok isterim bunu gerçekten. Hepinize tek tek sarılıyorum efendim. Hepinizi kucaklıyorum, öpüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.